Dil Mektebi For Example'ı sunar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kardeşim aslında normalde Hayki beni anons edecekti. Evet. Etsene, çok merak ediyorum. Bir Hayki'den anonsum olmasın mı? Olsun. Bununla mı edeyim, normal mikrofonla mı? Sen ikisiyle beraber güçlü tamam, olsun. Okay. Arkadaşlar şu anda sahneye çok özel değerli birini davet edeceğim. Dünyanın en yetenekli İngilizce hocası, dünyanın en yetenekli rapçisi, her yerinden yetenek fışkıran Taner Çağlı hocamı sahneye davet ediyorum. Evet. En ünlü şarkım şey mesela, Bir diye bir şarkı var. Şehirleri sayıyorum. Beyaz bir altın pamuk Adana'mda ne diye. Nereli? Nerelisin? Ben Balıkesir. Balıkesir için bir şey demedim. Onu öyle geçtim, es geçtim. Hayki'yi dinliyor musun? Hayır. Edis. Hayır. Uzi. Zeynep Bastık. Hayır. Feyza hiç izledin mi bizim bölümümüzü? Hayır. Evet. Hastanede yatıyorsun. Sonra sen yoğun bakımdan uyanıyorsun. Sonra? Hepsini ben mi anlatayım? Uyu bir. Uyuyayım mı? Tamam, uyuyayım. Tamam. Uyandım. Uyanınca ne yaparsın? Eşine ne dersin? Günaydın derim. Yoğun bakımdan mı uyanınca? Ha, yoğun bakımdan mı? Neredeyim ben falan diyeyim. Ne oldu bana? Türkçe konuşuyorum. Şimdi İngilizce'ye mi çevireceğim bir de? Gayet güzel konuşuyorsun. Şimdi o kadın. Dilin papuç kadar. Diyorum ki Denizli'nin D'si oluyor. Oro. Oro. Bravo lan, bak ne güzel söyledi ya. Oro tüm hocam. İşte bak, müzisyen olunca kulak al. Sen de söyle. Kulaktan evet. Oçum. Heyecanlıyım, kusura bakmayın, şu an doğaçlama yani. Evet, ben aslında daha iyisini öğretmiştim. Dedim, dünyanın demeyelim, kainat daha dünyadan daha da büyük bir varsa o. Gel lütfen, buyur. Evet arkadaşlar, anonsumu ben de yapayım tabii. O yaptı, ben de cevap vereceğim. Sevgili kardeşim Hayki, uzun yıllardır arkadaşız. Eski öğrencilerimden aynı zamanda sayılır. Düzensiz öğrencilerim diyelim. Köpeğim öldü hocam, o yüzden devam edelim. Tam o zamana mı denk geldi? Tam oraya dur geldi. Dur be, bak şimdi üzüldüm ya. Evet, ben de evet. O sürede devam edemedim. Kaç? 5 yıl oldu mu ya? 4-5 yıl olmuştur. Yok ya, o kadar olmadı. Bu şey değil mi ya, bu üzerimdeki arkadaşlar böyle dar çünkü çok. Lan kendimi bir an şey gibi hissettim. Arkadaşlar burada çok seksi bir ortam oluşturdum galiba, farkında olmadan. Zannetmeyin ki genel tarzım böyle. Kaya yapıyor bunu. Bugün dedim ne giyeceğim, bana bunu verdi. İlk başta bir korktum. Sorun yok değil mi? Hayır, ben severim deri. Seversin. Hmm. Evet, deri ben de severim. Evet, ama öyle kırbaç falan sevmiyorum. O ünlülük başka bir şey ya. Sen benden çok daha ünlüsün değil mi? Öyle gözüküyor. Niye mesela daha ünlü gibi oluyorsunuz siz bize göre? Hmm. Çünkü bu işin takipçi sayısıyla da bir alakası yok. Evet. Mesela seni yolda çeviren oluyor mu? Çok oluyor. Beni artık hiç olmuyor. Son zamanlarda daha da çok oluyor. Bir de talk showcular değil de rapçiler şu an popüler ya hocam. Arkadaşlar bakın olabilir. Beni yolda görüp çekindiğiniz için çevirmiyorsanız lütfen çevirin. Çünkü biz buna göre bir istatistik tutuyoruz. Ve beni kimse çevirmediği için ben ünlü olmadığımı düşünüyorum. Belki de beni görüyorlar, tanıyorlar, şey diyorlar, bu İngilizce öğretmeni değil mi ya diyorlar. Ama yanıma gelmiyorlar, seni görünce geliyorlar. Benden korkuyorlar bazen. Ama? Sonradan mesaj geliyor mesela Instagram'dan. Abi orada mı? Abi mıydın? Seni yolda gördüm, yanına gelmeye korktum falan, fotoğraf çekecektim. Oğlum ne yani yazıyorsun o zaman şu anda bana bunu? Aramızda Hayki'yi şimdi tanıyan var mı diyeceğim. Var değil mi arkadaşlar Hayki'yi tanıyan? Yok tabii ki. Arkadaşlar ben rapçiyim, müzisyenim de aynı zamanda. Sadece rapçi değilim. Uzun yıllardan beri bu işi yapıyorum. Taner hocamla da İngilizce vasıtasıyla tanıştım. Aslında ben kendisine gidip yazmıştım. Hocam sizden ders almak istiyorum diye. O da beni sağ olsun sınıfına davet etti. Ne demek? Eşimle birlikte sınıfına gidip uzun süre derslerine katıldım. O sırada köpeğim vefat etti ve derslere devam edemediğim için tamamlayamadım. Son böyle bir günah çıkarma gibi bir ortam bölümleri. Birazdan burada da varsa, ödevini yapmayan kim varsa sahneye çıkacak. Hepsini bak birisi işaret. Yaptım ben. Beraber misiniz siz? Beraber. Şikayet eden eşin mi? Eşin ödevi yapmıyor diye onu mu gösteriyorsun? Hayır. Öğrenci olarak. Ben hani parmak eşleşmesi tam zamanlı. Ne ödevi yapıyorsun? En son ne ödevi yaptın? Hocam ödevler bizi bitirdi gerçekten yani. Yaptım hocam bugün. Hangi ödevi yaptın en son? Eşitlik cümleleri vardı. Bu, memnun musun? Memnunum. Durum zarfları, zaman zarfları. Ama çok i̇yi başarılı gidiyor, hocam. Mi? Çok İsmin çok ne? İyi. Gökhan ismim. Gökhan. Çok başarılı. Yani çok Hayki'yi memnunum. Dinler miydin? Dinlemezdin. Abi bak benim en ünlü şarkım şey mesela, Bir diye bir şarkı var. Böyle şehirleri sayıyorum. Beyaz bir altın pamuk Adana'mda ne diye. Nereli ama ona göre. Nereli? Nerelisin? Ben Balıkesir. Neymiş, Balıkesir ama İstanbul doğumluyum. Balıkesir için bir şey demedim. Onu öyle geçtim, es geçtim. Bak adam adını saydım sadece. 81 il miydi?
81 ili sayıyorum. Bir tek Balıkesir'e bir şey söylememiş. Düz geçmiş Balıkesir'e. Öyle, bazılarının isimlerini sayıyorum. Bazılarının özelliklerini falan. Çünkü çok uzun. 90 İzmit'le satır oldu. İzmit'le ilgili ne saydın? Kocaeli ile ilgili. Ya hiç hatırlamıyorum şu an. Peki, herhalde azından, pişmaniye bir şeydir. Ha, tamam, ama en azından neyinin meşhur olduğunu biliyorsun. Tamam. Bir şey, bir şey saymana gerek, evet. Pişmaniye demedin ama ben hatırlıyorum. Bence İzmit'i de sen es geçtin, biliyor musun? Olabilir. Ben Körfez falan bir şeyler demiş olabilirsin. Taner Çağlısı dedim, ünlüdür İzmit. Evet. Kaç yaşındasın? 39. 39 musun? Evet. Oldun mu ya o kadar? Olduk. Ben seni sadece sakalların uzuyor zannediyordum yani. Yani 33 gösteriyor ama. Gerçekten göstermiyorsun. Kaç yıldır rap yapıyorsun? 90'ların sonundan beri, 2000'lerin başı. Çok eski. Burada hiç rap dinlemeyen... 20 yıl diyelim ya. Rap 20. dinlemeyen var mı? Bir el kaldırsın. Ben duyduğum zaman kapatıyorum diyen. Artık kalmadı. Bak görüyorsun kitleyi ne kadar güzel. Süper. Hiçbiri dinlemiyor yani... gibi. Hemen abi senden bir özet alacağım. Hayatın nasıl gidiyor? Ondan sonra yavaş yavaş konseptimize başlayalım. Yolunda gidiyor. Albüm yaptım şu anda. Kaç şarkı var? 11 tane şarkı var. Ceza ile bir düetim var içinde. İki tane klip çektik. Konserlere başlayacağız. Bir grup kurdum. Band kurdum. Artık canlı performans. Evet, artık canlı performans yapacağım. Bir nevi böyle lansman gibi bir şey lansman olacak. Lansman konseri olacak. Çünkü senin arkana müzisyenleri alarak yaptığın belki de ilk konser. İlk konser olacak. Ben provalardan çok mutluyum. Çok değişik hissediyorum. Kendi şarkılarımdan haz almaya başladım. İşte. Böyle güzel gidiyor yani. Ama bence burada şunu kabul etmek gerekiyor mu? Yıllarca rapçilere hep dediler ya. Hı-hı. Hani ya abi sizinki de müzik mi? Hep dediler ya. Müzik. Ben de müzik. Ben de rap kökenli birisiyim. Evet. Gerçekten işin içine canlı enstrümanlar girdiğinde, hı-hı, bu iş daha güzel oluyor mu? Evet, havası değişiyor. Farklı. Ama aslında kültürün temelinde daha çok böyle loop mantığı ve drum ve bassline mantığı var aslında. Evet. Biraz da böyle bizim bu Akai, MPC dediğimiz şeyler var ya, drum, hı-hı, looplar. Elle çalınan falan. Onlar işin içine girdiğinde daha güzel bir hava oluşuyor. Hip hop ruhunu hissediyorsun. Ama eğer arkanda çalan grup hip hop'u biliyorsa, o groove'ları biliyorsa, yani doğru bası, doğru davulu çalabiliyorsa, yine o ruhu canlı enstrümanlarla yansıtabiliyorsun. Çünkü rapte zaten ön planda hep sizin sesiniz olduğu vokal için... vardır aslında, evet. Sözler ve rap, yani lirikler önemlidir daha çok. Ama groove da çok önemli. Seni sürükleyen o davul ve bas. Sen neyi özlüyorsun? En çok müzik anlamında şu an özlediğin bir şey var mı? Yoksa şu an zaten her şey... Müzik anlamında tabii ki ruh. Yani eski ruhu özlüyorum. Parti ruhunu mu? Parti ruhu değil. Hissettiğim şeyin adını koyamıyorum abi. O eski hissettiğim şeyi şu anda hissedemiyorum. Bu yeni yapılan rap müziklerde hissedemiyorum. Tabii ki sound gelişti. Çok, hı-hı, daha çok daha iyi bir hal aldı. Çok daha profesyonel oldu. Ama ruh işin içinden birazcık çıktı. Onu özlüyorum açıkçası. Konseptimizi biliyor musun? Biliyorum. Alalım hemen. Bir erkek, bir kadın. Programı bilenler en azından. Kıvırcık hanımefendinin yanındaki gri tişörtü. Çok güzel. Kurbanlık koyun gibi duruyordu. Dikkatimi çekti. Hoş geldin. Adın ne? Ahmet. Öğrenci misin? Öğrenciyim, evet. Ya öğrenciler ne kadar büyük abi. Sakallı bıyıklı ya. Böyle mi üniversite öğrencileri? Güzel. Kaç bence yaşındasın? 23 yaşındayım. 24'e gireceğim işte. Ya sen zaten işte büyümüşsün, evet, ama. Büyüdüm. Ben orta iki terkim hocam. Şey gibi oldu. Bir tane kız var, kadın vardı ya. 29 yokum, 30 var. 23 yokum. 24'e gireceğim. 23,5. Öyle derdik eskiden. Bir hanımefendi alalım arkadaşlar. Ahmet'le dertleşecek. Bakalım kim var? Senin var mı gözüne kestirdiğin birisi? Hemen bakayım. Şurada siyahlı bir hanımefendi var. Teşekkür, o niyetli. O gelmek, tamam, istedi. O zaman şu arkada yeşil sweatshirt'lünün. Buyurun lütfen. Hanımefendi. Adın ne? Feyza. Feyza, sen de mi öğrencisin? Evet. Kaç yaşındasın? 22. Haki'yi dinliyor musun? Hayır. Kimi dinliyorsun? Edis. Hayır. Uzi. Zeynep Bastık. Hayır. Kimi dinliyorsun kız? Teoman falan, eskiler. Oo, Teoman. En sevdiğin şarkısı? Şu sıralar istasyon insanlarına. Ya nerede şey yaşıyorsun sen arkadaş? Hangi devir? Sadece bence onu dinlemiyorum ki. Yani. Söyle, istasyon insanlarını söyle kız. Hayır, şu an hayatta söylemem. Feyza, hiç izledin mi bizim bölümümüzü? Hayır. Evet. Haki'yi de dinlemedin. Hayır. Beni de hiç dinlemedin. Teoman daha dinliyorsun önce zaten. Sen otur. Hayır. Siz aslında biliyorum. Ne iş yaptın biliyor musun? Evet, biliyorum. Nereden geldin buraya? Nasıl geldin? Üniversite öğrencisiyim ben. Arkadaşlar, bir arkadaşım, evet, organize oldular. Önerdi, gidelim dedi. Ne dedi peki? Okulumuzun bir sayfası var. Böyle öğrencilerin takip ettiği. Orada duyuruldu. Niye geldin? Ne gördün de geldin? Sizi tanıyorum. Ha, sen tanıyorsun. Evet. Haki'den daha çok tanıyorsun değil mi beni? Evet. Yolda görsen tanır mıydın? İşleri gidiyor. Hayır. Hayır. Bundan sonra yolda görsen tanır mısın? Tabii ki. Şimdi Feyza, bir size canlandırma veriyorum. Adına role play diyoruz. Role play'imiz şu. Sen, Ahmet, sevgilin var mı? Hayır, yok. Tamam. Hastanede yatıyorsun. Diyelim yoğun bakımda, Allah korusun. Feyza'ya telefonunu vermişsin. Birisi arıyor. Feyza'ya diyor ki, ben Ahmet'le görüşecektim. Bir kadın arıyor. Feyza da, ben eşiyim, kim arıyordu dediği zaman kadın telefonu kapatıyor.
Sonra sen yoğun bakımdan uyanıyorsun. Sonra? Hepsini ben mi anlatayım? Sonra i̇şte birazcık da sen yapacaksın. Ne yapabilirim ki? Hatırlamayabilirsin. Anladım, canlandırma. Evet, ne okuyorsun sen Ahmet? Ben mühendisim, elektrik elektronik mühendisi okuyorum. Çok ağzın laf yapmıyor o zaman. Değişir. O İlk defa çıktığım için heyecanlanıyorum burada. Onun da etkisi oluyor yani. Evet. Uyan, sen uyansan önce bir Ahmet. Tamam, ben uyandım. Uyu bir. Uyuyayım mı? Tamam, uyuyayım. Tamam. Uyandım. Uyandın. Evet. Sen de gassal ol. Yok, sen hemşire gassal ol. Gassal ne hocam? Ölü mü yıkacağım? Sen de hemşire. Kalkacak evet. Mıyım? Kalkayım hemen mi? Olma, dur tamam. Hadi uyan şimdi lütfen ya. Tamam, şu an uyanmış durumdayım. Telefonu konuşmayacak mı? Uyanınca ne yaparsın? Eşine ne dersin? Günaydın derim. Yoğun bakımdan uyanınca. Ha, yoğun bakımdan uyanınca. Neredeyim ben falan diyeyim. Ne oldu bana? Kafam gitti. Günaydın. Neredeyim ben? Yoğun bakımdan. Hastanedesin. Ne oldu bana? Kaza geçirmiş. Hiç yok mu bir tanem aşkım falan? Hayır. Çünkü bir kadın açtı. Çünkü Teoman dinliyor. Ne yapabilir? Nasıl geçeceksin kendisi? Evet. Teoman'a nasıl? Nece sen diyor. Diyor nasıl? Evet. Aynen. Aynı bak. Ne kazası? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Motordan düşmüştüm. Dedim sana 100 defa. Yani binme. Binme. O kadar hızlı sürmemiştim ama... Koruma yok, bir şey yok. Biniyorsun, kask da takmıyorsun doğru düzgün yani. Bilmiyorum. Kask kafalı. Bir an dikkatsizlik herhalde. Bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlamazsın yani. Normal. Ahmet sen biraz aşkım falan desen. Yani evet biraz. Mühendis ya, dili dönmüyor öyle şeyler arkadaşlar. Ağrın var mı canım benim? Hayır hayatım, hiç yok. Bir şey diyeceğim, çok yanlış kişiye bu arada bu görevi verdiniz. Ben böyle şeyler bilmem, benim hiç Beyza, sevgilim falan olmadı. Gerçi sana. Ben de katılıyorum, ben de çok bilmiyorum. Yani benim bilmediğim ortada zaten de evet. Bence gayet güzel gidiyorsun. Sadece bu konuyu nasıl atacağım? Feyza adam uyanmış. Hayati tehlikeyi atlattıysa giriş. Yeni uyanmış adamım. Trip falan mı? Yani. Nasıl girersin ya bu konuya? Yeni uyansa. Şu geçen kadın kimdi ya? Benim telefonumu açtı. Hangi nerede? Kadın? İsmi ne? Nereden bileyim? Kapattı suratımı. Ne dedi? Ne söyledi? Anlat. Oradan tanımaya çalışayım. Ne dedi bu arada? Ben Ahmet'i aramıştım dedi. Aynen. Ha. Dedim burada yok. Dedim ben eşiyim. Evet. Ha, kapatıverdi suratımı. Eşin olduğunu söyledin, o da kapattı. Evet. Yanlış aramış olabilir. Ahmet'i aradım dedi. Ha, Ahmet'i aradım dedi. Şey diyormuş, ulan dünyadaki tek Ahmet ben miyim? Hatırlarsam hatırlardım, söylerdim ama hiç bilmiyorum. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Hani kazayı bile hatırlamıyorum. Let's continue. Korktum hocam. Let's. Aa, sana söylemedim de ben sana. Ne oluyor hocam? Ben senin burnunun dibinde bir tane butonum var. O butona basıyorum. Tamam. Bu buton Let's Continue in English butonu. Feyza ve Ahmet. Okay. Kıvırmaya İngilizce devam ediyorsun. Yapabilir misin mühendis? Denerim evet yani. Hangi okuldasın? Marmara. O zaman İngilizce biliyorsun. Evet biliyorum. Okay. Let's Continue in English. Desem Feyza. Who was she? Güzel. Ben şimdi elime kalemi alıyorum. Yardım edeceğim. Okay hocam. Feyza sen devam et, başla. Türkçe konuşuyorum şimdi, İngilizce'ye mi çevireceğim bir de? Bence gayet güzel konuşuyorsun. Kimdi o kadın? Dilin papuç kadar. Başla. Sordum. Who was she dedim. Who was she? I don't know who bu is bu İngilizce'de but... arttı biliyor musun? Evet. Sakin ol, sakin. Türkçesi... Bir şey söyleyeceğim. Çok ışık var ama ya. Ben de gittim. Restless leg syndrome. Arkadaşlar kapatın, karanlıkta yapacağız. Bak bu Türkçe'de daha çok küçük hareketler vardı. İngilizce'de birazcık daha arttı. İngilizce'de artıyor. Var mı İngilizce'yle ilgili böyle bir anksiyeten? Yok, hayır. Okey, o zaman tutarak konuş. Sıkıntı yok ya. Tamam, şimdi konuş. Konuşurum. I don't know who is she. Çok güzel. I don't remember anything. Vitesi boşalayım istiyorsan. Hocam o yalandan dolayı yalan söylüyor ya. He, o de gözü de yukarı bakıyor bazen. Böyle böyle o konuşuyor. Güzeldi gramer, devam et. I don't remember anything. Can you help me yoğun to remember? Yoğun bakımdayım ulan de. I don't know anything but... Yeah. Now I don't feel well, but if you try to help me remember. Çok güzel. Bak ne dedi? Help me remember. Aferin be. Feyza anlıyorsun değil mi ne demek istediğini? Evet. Evet. Devam et. What did she say? She said, where is he? Yes. Where is Ahmet? Yes. Adı Batasıca. Öyle mi? Adı Batasıca. Var mı adı Batasıca diyecek birisi? Ben diyemem. Ne diyeceğiz?
O kadarını beklemiyorum. Şaka yapma ya. Bir çevre beklediğinizi anlamadım. Adı Batasıca. Hocam ben bilmem. Anladım. Evet. Did not she say anything about my job? Bir dakika. Or... Kamera, sen bir devam et. Kamera çekiyor mu? Arkadaşlar, bunda kadın saçı var. Bu ne Ahmet? I don't know anything. Lan yoğun bakımda da mı bunu yaptı? Görüyor musun? I'm not successful as much as that. Senin saçın mı kız o? Arkadaş mısınız? Hayır. Yok düz hocam o. Bak ben bunu buraya bırakıyorum. Şimdi kimin olduğunu da bilmiyorum. Elde sürmek istemiyorum. Sen nasıl kafanda bu saçla geziyorsun ya? Sor sen bunu sor. Allah aşkına yoğun bakımdan bu ne işi yapıyor de. Oh my god, are you cheating me? Biraz sesini yükselterek. On hospital, you are cheating. You are cheating, what? O kadının saçı mı? O kadının saçı mı? How dare you? If you sleep with mine here, maybe it's yours. What did you say? It's mine. What? Yes. Are you sure? I told her. I think it is her hair. Maybe. Mine. Maybe. Ha sen üzerinde yes, ağıt yakıyordun ya oradan yes, yes. Düştü. Yoğun bakımda vay benim eşim diye. My hair is brown, but. It's... Öbürü nasıldı? La imha ettin. Yeah, ne yaptın? Attın mı saç? Maybe. Yedim ya. Maybe evet. Maybe nurse hair. I don't know. Okay then. Because I was sleeping here and I didn't see any woman without nurse and you. I don't know. Çok da iş görüşmesine girmiş gibi güzel ama yani. Ben deyim hocam. Ben sevdim biliyor musun Ahmet İngilizceni? Yani nerede öğrendin İngilizceni? Üniversitede. Hazırlıkta okudun. Evet. Hazırlık okudun. Sen Feyza? Hazırlık bende yani. Güzel. Türkiye'de biz boşuna bok atıyoruz ha. Ben o kadar çıkıp televizyonlara hazırlıklar İngilizce öğretemiyor diyorum. Bir daha demeyeyim. Çünkü hazırlıkların İngilizce öğretme oranı Türkiye'de ciddi çok düşüktü yani. Böyle %1 falandı. Ama siz ne yaptınız? Bir şey yaptınız mı kendinizi geliştirmek için? Film falan işte bir şeyler okuma gibi. Meraklı mıydınız İngilizceye? Ben aşırı meraklı değildim açıkçası. Ya bazıları çok sever ya öğrenmeye çok çalışır falan. O kadar değildim. Bu seviye benim için yeterli diyorsun. Değil. Sen ne okuyorum dedin? Ben işletme mühendisliği okuyorum. Mühendisliği. Bitiyor mu? Ne zaman bitiyor? Üçüncü sınıfım şu an. Sen nasıl öğrendin İngilizceyi Ahmet? Ben hazırlıkta öğrendim. Meraklı mıydın? Speaking'e çok önem vermiştim hazırlıkta. Gramere önem vermiştim. Hani oradan gelme komple. Yoksa mesela reading yönüm falan kötü yani. Bir peki, okutalım arkadaşlar. Şaka yapıyorum tabii ki. Teşekkür ederim. Canımsınız arkadaşlar. Ama bak sen alıştın. Sen burada duracak gibisin. Ben dururum. İstiyorsan... Bitmiyor. Yok. Beyza'cığım sağ ol. Ya çok tatlılar ya. Görüşürüz dostlar. Özlüyor musun 22-23 yaşlarını? Yani. Hayki. Özlüyor musun o yaşları? Kaç yaşları? 22-23. Hatırlamıyorum. Ne yapıyordun 22'de? Vallahi rap yapıyordum. Askerden gelmiştim. İşte çalışıyordum falan. Hayatında en çok parayı neyden kazandın? Müzikten. Yine hep müzik aslında. Evet. Senin birinci işin oldu yani. Evet. Başka bir iş yaptın mı? Çok iş yaptım. Mesela, her iş yaptım. Şarkılarında yani. Bahsediyorsun. Neden bahsediyorsun? Aşçılık var mı? Hocam aşçılık yaptım, inşaatlarda çalıştım, alüminyum doğramacıda çalıştım, ne bileyim kadın kuaförü, eczane, otoboyacılığı. Peki, aklınıza gelecek her sektörde bir iş yaptım yani. Peki bunları şey. Yaparken aklında hep sonunda müzik yapmak mı vardı? Ya onları yaparken zaten yapmıyordum. Müzik yapıyordum. Onları yaparken de müzik yapıyordum. Atıyorum mutfakta domates doğrarken ritim yapıp onun üstüne bir şeyler yazıyordum falan öyleydi. Yani aklım hep müzikteydi. Hı hı. Hiç çıkmadı. Aslında ne yaparsan yap hep geçici olarak yaptın. Evet hayatımı devam ettirmek için yaptım aslında. Para kazanmak, işte kiramı ödemek falan bunlar için yaptım. Freestyle yapabiliyor musun? Yaparım ama burada yapmam yani şu ya burada anda. Yaptırmayız ya. Ama yapıyorum yani çok yapıyoruz. Daha önce yapıyor muydun çocukluğunda gençliğinde? Hep yapıyorum falan. Evde de yapıyorum eşime de yapıyorum falan. Mutfakta omlet yaparken de yapıyorum. Ya biraz kedilere işte, mama verirken de yapıyorum hep yapıyorum. Böyle o kafayı kırmak lazım biraz o konuda. Yani herkes çok çekinir. Ben mesela çok çekinirim. Bana bir şey yap desen bende bir tik var. Evet. Birisi bakarken arkadaşlar hani bir şeyler yapamayan vardır ya. Mesela sen biri bakarken ne yapamazsın? Her şeyi yaparım herhalde ya. Öyle mi? Evet. Ben mesela biri bakarken yazı yazamam. Eskiden yapamıyordum. Hiçbir şey yapamam. Bir mesaj bile yazamam biri bakarken. Böyle acayip şey geldi bana. Donarım orada yani. En büyük takıntılarımdan birisi asla biri bakarken bir şey yapmam. Eskiden kendi yani en iyi bildiğim işi bile yaparken biri bakarken onu yapamıyordum. Hı-hı. En iyi bildiğim işi. Şey takıntın yok değil mi böyle mesela? Bazı insanlar var mesela sadece sahne ister, bir şey ister, kurulum ister. Her yerde söyleyebiliyor musun? Söylerim. Çekinmiyorsun. Ben bayılıyorum öyle insanlara. Tabii.
Eskiden yani, yıktım onları zamanla. Artık daha rahatsın. Bir masada hiç bekle rap dışında şarkı söylüyor musun? Söylüyorum tabii. Ne seviyorsun? Arabesk de söylüyorum. Pop da söylüyorum. 90'lar pop söylüyorum. Teoman sen dinliyor Teoman, musun? Teoman bazı şarkılarını biliyorum evet. Çok dinlemedim ama. Reji diyor ki düet yapsanıza bir tane diyor. Yapalım. Ama Taner rap yapsın Hayki nakaratı söylesin olur diyor. Ne var sevdiğin? Ya işte böyle... bir var taburesi üstünde Teoman. Babamın o değil mi? Aa, onun şarkısı değil mi evet o? Öldüğü yaştayım bugün benim doğum günüm. İlahiye bağlayacakmış yani gibi geliyor işte bana. En yaştayım sarı bir çiçek. Ya daha çok Müslüm ağzıyla söylüyorum evet. Biraz güzel da böyle nameli falan. Ama uzun zamandır ototune'suz bir şarkını dinlememiştik biliyor musun? Ben çok kullanmıyorum aslında hocam ototune. Ama kullanmadığım nasıl için insanlar yadırgadılar bunu son işimde ama mesela. Son dönemde çok ototune var nakaratlarında. Nasıl yok ya? Var. Şeyde Komo Beni El Yerine de vardı. Hepsinde vardı yani. Ama raplerde yok mesela. Rapleri abi, de öyle istiyorlar. Olmasın canım. İşte nakarat... Verse'leri de öyle istiyorlar yani. Verse'leri de mi öyle istiyorlar? Ototune'le bilen var mı? Yalın geldi falan diyorlar. Ototune biliyor musunuz ne olduğunu? Bilen sen varsın. Nedir ototune? Vokal efekti. Normalde rap dinliyorum ben hani auto-tune. Evet ben söyleyeceğim. Son yıllarda özellikle hani çok fazla kullanılmaya başlandı. Ve bir takım eski insanlar da bundan şikayetçi. Old school rap arıyorlar. Hoşuna gidiyor mu? Ya şöyle ben daha çok lirikaliteye baktığım için fazla da hoşuma gitmiyor. Ya aynen insanlar. Ama zaten rapi de auto-tune yapma ya Hayki. Bir, bu arada bunu İstiyorlar arkadaşlar... abi ben yapmayayım de. Bunu okurken sesletim açısından bu tarz sesler genelde auto-tune şöyle... Auto-tune açtın herhalde. Evet. Şöyle bir hece şekli olur. Bir yerlerde görmüşsündür. Bu ses birleşimi, ya şu normalde okunuşu U'dur ya mesela U'nun okunuşu. Evet. T'den sonra şurada hece biter. Ve aslında burada böyle T-Y-U şeklinde sanki bir dizilim olur gibi olur. Ve o yüzden de bu tarz heceler yani bu gidişat Çanakkale'nin Ç'sini verir. Hmm. Yani biz buna ne diyormuşuz o zaman Hayki? Tune. Evet. Tune. Buna da T harfinden sonra biliyorsunuz sesli bir şey geldiği zaman artık ben bunu bir iki bölümde söyledim ama yine söyleyeyim. Çünkü benim en çok önemsediğim şeylerden birisi Amerikan İngilizcesinde, Feyza sana söyleteyim. Amerikan İngilizcesinde T harfinden sonra sesli bir harf geliyorsa hece olarak buna Denizli'nin D'si diyorlar. Feyza, buna Denizli'nin D'si diyorlar, buna da Çanakkale'nin Ç'si diyorlar. Wow. Ne oluyor? Helva yapsana, helva yapsana. Hadi. Gözüm şu an çok görmüyor orayı ama. Önündeki arkadaşa versene Feyza, sen boş ver. Adoçun. Güzel. Buraya dokunmayalım pek, burası kalsın. Burası da o. Yani otoya bu, otoya. Diyorum ki Denizli'nin D'si oluyor, oro. Oro. Bravo lan bak ne güzel söyledi ya. Öyle tüm hocam. İşte bak müzisyen olunca kulak al. Sen de söyle. Kulaktan evet. Otçun. Otçu. Otçu. Evet. Bak Muş. Bu Denizli'nin D'si. Adın ne? Furkan. Furkan. Denizli'nin D'si. D. Bak Furkan normali bu ya. Evet. Bu Denizli'nin D'si oluyor diyorum. Odo. Aferin. Bu da devamı oluyor diyorum. Odoçun. Çok güzel. Evet, şimdi yanındaki Ahmet'e ver ama Ahmet'te şu an yüzünde kadın saçı var o yüzden çok şey yapamıyor. Evet. Önündeki arkadaşa ver. O doçu. Çok güzel. Yanındaki program böyle. Yanındaki arkadaşa ver. Oku bakayım. O doçun. Çok güzel. O doçun. Hayki mesela D sesini çok iyi çıkardı. Bir daha çıkar. Oro. Bak yani tam olarak böyle Denizli'nin D'si gibi değil de oro. Yani Odo. R ve D arası bir şey var. Böyle çok geride bir D sesi var. Çok teknik konuşmayayım. Oro. Aslında dil böyle içeriden vıra vıra yapıyor. Evet o alışkanlıkla da alakalı değil mi? Evet. Bizimse alışkın değil ki öyle konuşmaya. Yani bunun tarifi bu anlamda biraz zor ama tam anlamıyla odo değil. Oro. Tune. Oro tune. Söyle. Oro tune. Ya para versen olmaz bak. Olmaz hocam sizden öğrendim. Canım benim ya. Bedava. Çok tatlı. 11 tane şarkı mı yaptın? Evet, albümde 11 şarkı var. Masraflı oldu mu? Oldu çok. Hala müzik yapmak pahalı bir iş mi? Çok pahalı iş. Artık daha da pahalı iş. Klip çekmek özellikle atıyorum. 10 katı oldu işte pandemiden önce. Evet. Ona yaptığın şeyi şu anda 100'e yapıyorsun öyle söyleyeyim. Ya işçilik mi artmış? Her şey arttı hocam. Hoş bizimkiler de simit, arttı. Simit 6 lira oldu. Baksana kontör bile istiyor. Kontörümü almazsanız gelmem diyor. Gelmez hocam. Elinde evet. Sürekli telefon.
Bak hemen kafasını çevirdi. Ya iş yapar gibi görünmeye çalışıyor şu an. Bir dakika. Bak bak. Hemen sitem ettik ya. Bir şeyler yapıyor. Kameranın ayarlarıyla falan. Bir zoom çaktı orada. Ya niye rastgele birini çekiyorsun oradan? Faydalı bir şeyler çeksene. Ben arıyorum onları. Sadece kimi çekiyor biliyor musun? Bak sen. Hanımefendi. İsminiz ne? Sadece seni çekiyor. Niye çekiyor anlamadım. Ne gördün abi? Hayır abi değiştiriyorum. Burada bir ya sen... abicim bak ayağa her kalktığımda onu çekiyorsun. Yani ne yapıyordu onu çekiyorsun? Göreceğim ben montajda neler koydunuz acaba? İnşallah çok gülmüşsündür. Gül o zaman bol bol gül. Bak sana resmen kişi başı bir kamera koyuyoruz abi buraya. Büyük masam. Talk show'dan pahalı. Yaptığım yatırımı düşün. Evet daha pahalı. Pahalı diyorsun ha? Pahalı. Şeyi de çek, Anadolu'da çek kliplerini. Evet onu bugün Tio'yu sizden aldım. Ben Anadolu'da çekiyorum. Öyle çok yapacağım. Yetenekli çocuklar var. İstanbul'da artık yapmayacağım. İstanbul'da zaten bir de milletin peşinden koşma sorunu var yani. Sorun evet. Gidip gelmek bile sorun. Her çalışanlar, sorun. İstanbul'daki yaptığın işlerden memnun musun? Yani şey anlamında, etik anlamda... Ruh anlamında çok memnun kalamıyorum. Yani. Çünkü insanlar sürekli koşuşturuyor, sürekli bir şeylerin peşinde yokluk var. Herkes böyle pençeliyor falan şeyler. Çok fazla gönül vermiyorlar işe açıkçası. İşte dediğiniz gibi öyle küçük şehirlerdeki insanlar daha çok gönül veriyorlar yaptıkları işe. Haykin Ceza ile şarkısını dinleyen oldu mu? Hayır. Ceza ile bir şarkı yaptı. Feyza Teoman da nakaratlarını okudu. Teoman back vocal yapıyor evet. Bize. Hiçbir kimse dinlemiyor. Abicim bir şey söyleyeceğim. Reklam demek ki yapmamışım hocam. İyi reklam olmamış. Ceza ile yaptığın şarkıyı, Sefo'nun şarkısını, son şarkısını, Isabel'i falan bilen var mı diyeceğim. Sefo da çok severim yani. Bizim şey kedi bile söylüyor. Isabel ya. Bir şey söyleyeceğim ya. Neden? Mesela bak daha konu kalmadık ama inşallah Sefo'yu da konu kalacağız evet, bu sene. Inşallah. Neden? Sence bunu bilinçli olarak bir matematikle mi yapıyorlar? Bak bu arada biz burada yeteneği ve kaliteyi tartışmıyoruz. Bir matematikle mi yapıyorlar yoksa gerçekten bu insanlar gayet rahat bir şey yapıyor ve tutuyor mu? Ya bunun promosyonla üzerinde bir kurgu var mı? PR'la alakalı. Daha çok reklam yapıyorlar. Daha çok göz önünde bulunuyorlar. O yüzden ben çok fazla yokum. Ya da sadece ben de değil, diğer sanatçılar da öyle. Ya mesela ben Isabel diye şarkı biri bana getirse ilk tepkim şu olurdu. Ya derdim Türkçe bir isim olsa daha mı iyi olur? Isabel'i kim sevgilisine gönderecek? Ayşe olsun en azından Ayşe'lere şarkıyı evet, yollarlar. Evet tabii içindeki sözler de önemli. Radyolarda çalman önemli. Ben radyoya şarkı yolluyorum mesela. Yok kimsenin çaldığı yok. O yüzden bunun için senin bir yerlerde çalman lazım yani sürekli. Sorun ne Türkiye'de şu an? Sen mesela yetenekli ve yeteneği bence tescilli bir şarkı müzisyen olarak yani rapçi olarak sen nerede tıkandığını düşünüyorsun yetenekli insanların? Hocam aşk şarkısı daha çok işte tutuyor, daha çok satıyor piyasada biliyorsun. Var mı aşk şarkı? Var. Eskiden çok yapardım. Şu an yeni zaman yani yeni işlerimde öyle aşk şarkıları yok ama albümün içinde var yine güzel bir şeyler. Ama şeyler de çok tutuyor. Label, Uzi, evet. Çakal, Reçkol onları biliyorsunuz değil mi? Basit olması gerekiyor sözlerinin birazcık yani ezberlenmesi gerekiyor. Ben biraz daha karışık şeyler şöyle yazdığım bir hastalık için belki. Var mı sende de basit yazamamak? Var. Yapamıyorum ben öyle. Ya bazen mesela böyle ekipçe konuştuğunuz zaman şey oluyor yani. Mu? Neyden utanıyorsun dedin ya. Basit yazmaktan utanıyorum işte yani. Yazamıyorum, yapamıyorum. O bu bana yakışmaz falan diyorum yani. O böyle bir tane sözün arkasına böyle yaslanıp gitmek o tarz şeyler yapamıyorsun. Aslında işte bu koma beni el yerine de yaptım öyle bir şey. Yok ben dinledim güzeldi ya. Bir yok sana. İşte bütün yüküm gam sırtımdaki dağ. Dur bir dakika üstümdeki rahat. Sallanalım gel senin olayım. Senin olayım kız senin olayım. Gel etme bana zalim. Tükendi bitti halim. Dilsiz dudaksız ağzım. Her şey ateş pası. Merhem olmaz ağzın. Yara verir bazı. Atar kafası gider sarıp gelir bazı. Her şey artık daha zor. Deli başım rahat of. Pare pare duman. Daha da bile rahat yok. Namussuz da dümen. Dürüstlere af yok. Uzatın da gülem. Çevir gelsin az çok. Mesela bunun arkasına bir kafiyenin arkasına takılıp gittiğim bir şarkı. Tamam. Böyle bir şey oluyor. Söyle. Ne anladın bu şarkıdan? Hiçbir anlat. Şey. Valla unuttum yani. Senin aklında ne kaldı? Çok bir şey kalmadı. Bana sor benim aklımda ne kaldı? Sonuç olarak ben senin gibi değilim. Ben dinledim bir şeyler. Dağ vardı içinde. Bazı vardı. Bazı. Rahat dağlar vardı. Falan vardı. Bu kelimeler vardı ama sen bu şarkıyı mesela basit şarkı kategorisinde değerlendirdin. Benim ama için basit. Evet en basit hatta. Ya bak şöyle şeyler yok mu? Yaparken mesela bir şarkı ulan ne yazdım be demiyor musun bazen? Diyorum hep diyorum. Diyorsun değil mi? Evet hocam. Mesela ne yazdım be dediğin illaki bak 11 şarkı yaptın. Bu 11 şarkının içinde hangisini yaptığın zaman keşke Türkiye şu şarkının kıymetini bilse ama asla bilmeyecekler diyorsun. Hiç düşünmedim bilmem. Şu an hemen hızlıca düşünmem gerekiyor bunu.
elim tetikte olabilir. Nasıl sözü? Akapella alabilir miyiz bir tane? Yaşadım hayatımın yarısını başkaları için hep. Saçmaladım içip de. Erteledim işi. Sevdiklerim içindi. Sevmişim olmadı kadınları peşlerine düşüp be. Şaşırıp yollarımı düşünce yere. Giyindim görünmez alevden yelek. Nasıl sökülüyor içimden? Bir sor, bir sor, bir sor. Dilerim yaradandan her gün. Bir son, bir son, bir son. Şu yaram dikiş falan tutmaz. Bu zor, bu zor, bu zor. Köklerin yüreğimde hala. Bu zor, bu zor, bu zor falan diye gidiyor yani. Evet. Ya bu da mesela aslında içinde birçok duyguyu barındıran bir şarkı. Yani sadece rap, rap de değil. Yani melodi de var, müzik de var, her şey var. Ama işte böyle şeyler olabiliyor. Ben şey değilim ya. Ben böyle giyiniyorum. Bu evet, kadar. Hocam. Ben Teoman gibisiniz. Önümü ilikleyebilirim. Siz aşırı emek veriyorsunuz abi. İnanılmaz yani yazıyorsunuz. Ben her yazdığınız şeye bak çok beğendiğim isimler var. Benim için Hayki, benim için Patron. Yani benim için birkaç isim gerçekten çok iyi yazıyor. Evet. Bunları dinledikçe bu isimleri oha diyorum ya çok iyi. Var mı böyle sizin çok sevdiğiniz bir isim? Kızlar siz mesela dinliyor musunuz rap? Kimse ya nasıl bir grup ya, gelmiş süper. Arkadaşlar buraya hangi şeyden dernekten geldi? Ama ihtiyacımız olan ekip bu bence. Yani hiç dinlemeyen, hiç bilmeyen insanlar. Ama sen de rap gibi yapmadın ki insanlara rap'i sevdirelim. Yaparız. Teoman gibi söylüyorsun abi. Yapayım abi ya, rap de yaparız. Ya ben böyle Hayki'yi... Şimdi biz Hayki'yi niye konuk almak istiyoruz? Çok istiyoruz. Geçen dönemden beri yani ikinci sezonumuz şu an. Ve ben hala hani bizim İngilizce'de underrated dediğimiz bir kavram var. Evet. Yani rate hani ona değer vermek diyelim. Rating gibi düşün. Ratingi aslında hak ettiğinden düşük olan. Bir de overrated var. Abartılan. Yani, o da ratingi aslında çok abartılan. Birçoğu da yapay olan. Yani gerçekten bizim böyle liste başında yani sen belki bulunduğun yerden memnunsun. Ama ben memnun değilim. Anlıyorum. Yani neden biliyor musun? O kadar ciddi bir yetenek görüyoruz ki orada. Bir ozanlık gibi bir şey. Bunu böyle yazmak yani. Teşekkürler. Ya o yüzden her yaptığın şarkıda oha diyorum daha ne yazabilir ki abi? Adam hayatını yazdı. yazdı Kadıköy'ü, yazdı Türkiye'yi, yazdı her şeyi yazdı. Onu ben de diyorum. Ya ne yazacak diyorum. Ya mesela soruyorum eşime oğlum ben ne yazacağım lan artık falan diyorum. Yaşamam lazım falan. Burada olduğumuz yerde duramayız. Gitmeliyiz. Bir şeyler yaşamalıyız. Olaylar olmalı falan. Bir şeyler yazmalıyım falan diyorum. Sonra hayatımız alt üst oluyor. Zorlanıyor musun peki filtrelerken Türkiye'de? Yazarken, filtrelerken de artık evet otosansür oluştu. Neyden en çok Türkiye'de çekiniyorsun? Siyasi söylemlerden yani. Eskiden çok daha serttim. Evet. Eskiden çok daha korkusuzdum. Ama birçok olaylar oldu. Artık eskisi kadar... Sen de yaşadın mı bir olay? Yaşandı tabii çok. Senin İngilizce ile ilgili merak ettiğin bir şey var mı? Ulan şunu çok merak ediyorum ya dediğin. Hocam vardı, sizin sayenizde çözdüm aslında. İngiliz gibi düşünme mantığı var ya. Onu çok merak ediyordum ben. Niye her şey ters diyordum acaba? Onu işte sizin sayenizde çözdüm. Şu an artık var mı kafasında? Şey gerçekten hani burada faydalı olmak da amaçlarımızdan biri ya. Var mı İngilizce ile ilgili sorunun? Bana perfect tense çok saçma geliyor. Yani çok gereksiz geliyor. Olmadığını mı söylediler? Mesela bir past var, bir de perfect var ya. Şimdi past mantıklı tamam ama perfect hani geçmişte yaşanan etkisi hala sürüyor falan. Biraz kafa karıştırıcı orası. Aynen. Kol kırıldı, yen içinde kaldı. Şu oldu, Edo, Merve'nin oldu. De kafasını benim karıştırıyor hocam. Resmi adın ne? Ege. Ege ya şununla da anlatma ya. Abi çok şey oluyorum ya. Bunu çıkarıp anlatacağım ya. Ben böyle anlatınca sanki böyle perfect tense anlatılamazmış gibi geliyor. Olur mu? Anlatıyorum. Olur hocam. Güzel. Ege sana rock and roll şeklinde Ege'yi kırmayacağım. Perfect tense eminim atasporumuz hepimiz duymuşuzdur. Kendisi present perfect tense olarak daha çok Türkiye'de böyle tanınır bilinir. Pastı da var da önemli değil. Adı üstünde present'tan başlayalım. Present perfect tense. Tense'i boş ver. Tense işte zaman neyse o zamanı veriyor. Üç tane kelime var burada. Bunlardan birisi Ege'cim. Zaten şu. Oldu demek. Oldu. Olmuş demek. Bu ise şimdi demek. Ama bu şimdi oldu demek değil. Bu sadece olmuş demek. Olmuş. Kelimelere de takılmayalım. Önemli değil. Şimdi şu kelimeler bize bir yol gösterir normalde ama. Biz olaylara hep şöyle tersten yürüdüğümüz için Türkiye'de şöyle bir sorunumuz var. Türkiye'de Türkçe hayal ettiğimiz, çıktı dediğimiz o Türkçe cümlenin İngilizcesine ulaşamadığımız zaman
Türkçeyi tamamen iptal edip her şeye sadece İngilizce üzerinden yaklaşmak gibi bir adet var. Son 50 yıldır böyle. Bu yüzden de Türkçeden çözüm üretemediğimiz için Türkçenin yasaklanması yönünde, Türkçenin hiç işin içine karıştırmaması yönünde bir ekol var, anlayış var. Fakat bu anlayış aslında bir çaresizliğin sonunda ortaya çıkmış. Çaresizlik şu, Türkçeye bakıyor, Türkçesinde gördüğü şey... Aa sen diyor Türkçesinde, sen diyor terledin. Bakıyor, ooo bro sen terledin diyor. Sonra diyor ki Allah Allah bro sen terledinin İngilizcesi bro you have... Ya bir sürü farklı... Sen var terlemek. Bunu diyor. Sonra diyor ki ekol, Allah Allah diyor, bununla ben bunu nasıl eşleştireceğim? Bakın her insan eşleştirmek ister. Özellikle 7 yaşından, 8 yaşından sonra okuma yazmayı söken, yorum kabiliyeti gelişmiş bir her kimse eşleştirmek ister. Eşleştirmeye çalışıyor, terlemeye bakıyor, sweat'i buluyor, D'ye bakıyor, pardon, N'ye bakıyor, U'yu buluyor. Sonra D'ye bakıyor, aa bununla mı eşleştireyim, bununla mı eşleştireyim? İşte orada havada kaldığı noktada nerede hata yapıyoruz biliyor musun? Türkçeyi birazcık daha irdelemek yerine vazgeçiyoruz. İşte o vazgeçtiğin yer seni ezbere götürüyor. Ondan sonra da tekrar İngilizce yazıyorsun. İngilizceye İngilizce karşılıklar getiriyorsun. İşte yani ve bir sürü kişinin zaten yabancı olduğu bir şeyi daha da yabancı olduğu başka kavramlarla anlatmaya çalışıyorsun. Yapılması gereken şey çok basit. Biz bu Türkçeye T1 diyoruz. Bu T1 senin ağzından çıkan Türkçe, konuştuğun gerçek Türkçe. Bunu T1 demek bir level yukarıda demek. Yani burada da sıfır noktası var. Senin yapman gereken şey şu, bir Türk olarak. Ben ne düşündüm de sonunda bana o zihnim gitti, terledim dedirtti. Aslında biz bir şey düşünüyoruz Türkçe'de, düşündüğümüzü söylemiyoruz. Düşündüğümüzün üzerine yaptığımız yorumu söylüyoruz. Türkler ne diyor biliyor musun? Bunun bir level gerisi terlemişsin. Bakın bunu diyorlar. Fakat bunun da çevirisini bulamıyoruz. Bir tık daha geri gidiyoruz ve bir tık daha geride işte şunu görüyoruz. Terlemiş durumdasın. Aslında Türk bir insana terledin derken sıfır noktasında şunu diyor. Oo haki. Terlemiş durumdasın diyor. Fakat keşke sonra ne oluyor? Terledin de o diyor yani şu an. Zihin diyor ki terlemiş durumdasın. Türk şunu söylüyor. Ya diyor bu kadar ne gerek var? Bunu kısaltalım. Sonra diyor ki terlemiş durumdasın. Durumdayı atalım diyor. Terlemişsin. Sonra da Türk diyor ki bir dakika ya. Sen terlemişsen, terlemişlik bitmiştir. Sen terledin, abi olan olmuştur. Ve diyor o zaman bizim D'li geçmiş zamanda bir tane kelimemiz var. D, geçmiş zamanı gösteriyor. Kendi kendine normalde şimdiki zaman olan bir yapıyı gidip geçmiş zamana uyarlıyor. Ve sana T1 de yani çıktı olarak terledini yorum olarak veriyor. Evet. İşte senin terledin dediğin şey bir yorum. Ama senin söylemen gereken şey... Terlemiş durumdasın. Türkler terledin demeselerdi. Türkler şunu demeselerdi. Tostumu yedim bekliyorum. Demeseydi ne demesi gerekiyordu aslında Türk'ün? Sıfır noktasına göre. Ben tostumu yemiş durumdayım ve seni bekliyorum. Çünkü normalde olay ne biliyor musun? Tostumu yedim bekliyorum. Geçmiş zaman şimdiki zaman zaten bu başlı başına yanlış. Yani şimdiki zamanda anlattığım bir şey için. Arkadaşlar eğer böyle Türkçe konuşuyor olsaydık biz bunu alacaktık buraya. Ben böyle Türkçe konuşun demiyorum da. Diyecektik ki bak durumda o duruma sahip olmak have. O duruma sahip olmak. Hani şöyle bir laf vardır. Senin hiç Erzincan'da bulunmuşluğun var mı? Have you ever been in Erzincan? Bu ne demek? Bulunmuşluğun var mı? Yani durumda demek, o duruma sahip olmak, bu you demek, bu zaten bizim particip dediğimiz, işte D takısı demek, bu da terlemek demek. Sen bunu alacaktın, helva yapsana, helva yapsana olacaktı, buradan helva yapacaktın.
Anlatabildim mi? Bunu dinledin. Ben çok iyi anladım. İnşallah bunu dinledin ha. Bunu da mı dinlemedin? Kardeşim o kadar yatırım yapıyoruz. Hala dönüp başka şu yandaki çocuğa bakıyor biliyor musun? Dinlemiş durumdayım. Heh. Bak dinlemiş durumdayım. Aslında hani arada şöyle bir sorun var ya, hangisi geçmiş hangisi geçmemiş. Sonra şöyle bir sorun yaşıyorsun ya. Peki hocam bunun şundan farkı ne? Bundan farkı ne diyorsun ya, ikisi çünkü başka şeyler, bambaşka şeyler. Bu geçmiş zaman, bu şimdiki zaman. Neye göre ayırt edeceğim biliyor musun? İkisi de terledin demek nihayetinde. Ama ayırt etme kriteri şu: geçmiş zaman zarfı varsa, yani şöyle bir zaman zarfı varsa, o zaman bunu kullanıyorsun. Herhangi bir bilgi yoksa Ege, bak bilgisiz, zaman zarfsız. Zaman zarfı ne biliyorsun değil mi? Zaman zarfı yoksa ağzından çıkan bütün diler mış durumdanın işte dönüşümü. Bu da ne demektir? Ağzından çıkan diler. Abi geldim, abi adam bayıldı, abi hallettik, abi çözdük. İşte tostumu yedim, aha kafası yarıldı. Bunların hepsinde zaman zarfı yoksa, işte bu terledin, abi sen terledin, tamam ya ben seni çok iyi anladım gibi bütün bu laflar zaman zarfı olmadığı için mış durumda üzerinden sen nasıl ezberliyorsan öyle. Evet. Bravo hocam. Ya inşallah bu takımla bu konu uyum sağlamıştır. Keşke güzel, uygun bir şeyler yapsaydık. Çok. Bundan sonra anlatacağım konuya göre giydirin beni. Bundan sonra ne yapacaksın? Projelerin nasıl? Yakın zamanda bundan canlı... Bundan sonra konserler var. Enstrümanlarla adına evet. Ne diyoruz siz? Live band. Okey, live band live mantığında band. Konserlerin konserler olacak. Konserler devam edecek. Evet biz hocam. De orada olacağız inşallah. Teşekkür ederim. Yani davet senin edeceğim. Bunu yapmanı çok istiyordum. Nihayet başlıyorsun. Bizi dinleyen insanlara ulaşmaya çalışacağız. Konserlerimizi yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. For Example'da Hayki'yi ağırladık. Kendisini alkışlarla uğurluyoruz. Sağ olun hocam. Mektebi For Example'ı sundu.